Dostlarım, canlarım, banlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar Bahar dizisini yorumlayacağız. 7. ve 8. bölümde neler olacak? Hepsini konuşacağız. Doktor Çağrı izledim zaten biliyorsunuz. Sizlere önceki videomda söylemiştim aşklarım. Yani harika bir dizi. Yani Bahar'ı ne yapmak istiyorum? Böyle yanaklarından tutup sıkmak istiyorum. O kadar ki seviyorum, o kadar ki hayranlıkla izliyorum. Bayılıyorum, bayılıyorum diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Çok daha iyi günlerini, çok daha yükseldiği günleri göreceğiz. O son bölümde o Cihan Taşkeski'ydi değil mi? Cihan Taşkeski. Yani Bahar bu hastanede kalacak, bu kadar bağış yaparım. Bahar'ı ne yaparsanız yapın tutacaksınız. O buradan çok iyi bir doktor olarak, culuğum benim doktor olarak ayrılacak buradan dedi ya. Yani o kadar mutlu oldum ki o renginin yüzü neydi öyle. Kızlar o renginin yüzü neydi öyle. Yani böyle bir oh dedim. İçimin yağları eridi. Nasıl mutlu oldum size anlatamam. Girişi daha fazla uzatmıyorum. Önümüzdeki bölüme bir sonraki bölümde neler olacağını tane tane hepsini sizlere anlatacağım canlarım. Başlasın videomuz. Evet canlarım bağlarım. Bölümün sonunda biliyorsunuz size önceki videomda da söylemiştim. Evren hocamız rengin ne? Timur'u. Timur'u yakalayacak demiştim size. Artık bir otel çıkışı olur, girişi olur vesaire. Hastaneye geliyor Evren hocamız. Çalıştıkları hastanenin önünde birbirlerini sarılırken yakalıyorlar. Ne oldu? Renginin babası ölmüştü sanırım aynen. Timur'u aradı. Timur koşa koşa geldi renginin yanına. Şöyle bir sarıldı ve Evren hocamız yakaladı. Tabii ki de orada yani şöyle söyleyeyim, ben Evren'i çok şaşırdığını zannetmiyorum. Çok şaşırılacak bir şey değil zaten Timur gibi bir adamın. Ya bu arada şey diyeceğim arkadaşlar, bak diyeceğimi unutuyordum az kalsın. Timur en sevdiğimiz kötü karakter değil mi? Bu tamamen Mehmet Yılmaz Aksayesi'nde olduğunu düşünüyorum. Gerçi Doktor Çağ'ın orijinalindeki karakter de bir şekilde kötü ama kendini sevdiriyor seyirciye ama yani şimdi kendi hani kendi sanatçımız, kendi dilimiz, ana dilimizden izlediğimiz gibi o sevgi öyle tam olamıyor arkadaşlar. Mehmet Yılmaz Ak burada bence çok ama çok etkili. Yani Timur karakterine ben Türkiye'de başka bir oyuncu düşünemiyorum ya. Yani yok düşünemiyorum. Yani Timur karakterine Mehmet Yılmaz Ak'tan başkasının canlandırma ihtimalini gerçekten düşünemiyorum. Ya arkadaşlar bu arada tam kameranın arkası odamın camı. Ve o kadar tatlı iki kuş geldi ki bildiğim birbirlerine cilve yapıyorlar ya. Tıpkı Timur'un Bahar'a yaptığı gibi. Timur arkadaşlar Evren'le rengini biliyorsunuz ki yakaladı. Ben Timur'u fazla şaşırdığını düşünmüyorum. Zaten Timur gibi bir karakterin zaten karısını aldatması kadar normal bir şey yok. Bu zaten ondan kesinlikle beklenebilir bir şeydi. Ve arkadaşlar bunu zaten bir önceki videomda da söylemiştim. Neyse ben kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Şey demiştim bir önceki videomda Bahar için çektiğim biliyorsunuz ki Timur'un annesinin bir rahatsızlığı olacak. Tiroid rahatsızlığı olacak arkadaşlar. Ameliyat parası gerekecek. Hastaneye yatması gerekecek. Timur'la Bahar'ın çalışacağı hastaneye. Ve arkadaşlar şimdi Timur'un babası yani o kadının kayınvalidenin eşi biliyorsunuz ki öldüğünde tüm mal varlığını Bahar'ın üzerine bırakmış. Yani Bahar'a bırakmıştı her şeyini. Ve arkadaşlar bu kadın ameliyat için hastaneye, şimdi ameliyat için ciddi yüklü bir özel hastane için yüklü bir meblağ gerekiyor. Bu kadın bankaya gidiyor ve bir kredi dahi çekemiyor arkadaşlar. Ancak ve ancak Bahar'ın onayının olması gerekiyor. Ve o krediyi çekebilmek için başlıyor Bahar'a yalakalık yapmaya, böyle çok iyi davranmaya. Bahar da diyor ki Allah Allah diyor ya, bunun kafasına taş mı düştü bana bu kadar iyi davranıyor diyor. Hiçbir şekilde para için bir şey için olduğunu hiçbir şekilde ihtimal vermiyor yani. O kadar iyi bir kalpli karakter Bahar. Böyle yanaklarını sıkasım geliyor. Sevip sarılıp öpesim geliyor resmen kadına. Her neyse bu şey bir şekilde parayı buluyor arkadaşlar. Hastaneye yatıyor. Şimdi bu hastaneye yatıyor ya. İnanır mısınız? Yani inanır mısınız? Bahar'ın annesi, gerçi öyle bir kadını yetiştiren anne de anca o kadar melek gibi olur. Hani kendi evladının ölümüne resmen göz yuman kadın ve damadı hala yardımcı olabiliyor. Şimdi bu kadın hastaneye yatıyor ve yanında refakatçi olarak kalacak hiç kimsesi yok bu kadının. Ve Bahar'ın annesi bu kadının yanında refakatçi olarak kalıyor. Yani ben burada gerçekten şey dedim, helal olsun dedim ya. Empati kırıyorum, ben yapar mıydım? Arkadaşlar ya, ben salam yaparım ya. Ya ben yaparım ya, vallahi kalırım diye düşünüyorum ama genelde kalınmayacak mantık çerçevesinde. Hani hiçbir kimsesi yok, oğlu kalsın der, işte oğlu zaten orada çalışıyor der falan filan, birini bulsun der, parayla kadın tutsun der yani, hiçbir şey olmasa bile. Sonuç olarak dışarıdan bakıldığında ne, bunlar çok zengin yani, değil mi?
ki parayla refah kardeşi tutsak kaç para geceleyip 2000 lira olsun hadi değil mi? Yani bir hafta kalsa 14 bin lira para yani o çok büyük bir para. Hani olmayana hele çok büyük bir para. Ama şimdi o aileye bakıldığında oğlu doktor, kendi evleri var, karısı doktor, kocası doktordu. Onlara göre 14 bin lira para çok ufak olarak gözüküyor yani. O sebeple öyle düşünebilir kadın ama ona rağmen diyor ki ben yaparım, ben bakarım, helal olsun. Her neyse arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim, olaya şöyle devam edeyim. Şimdi bu kadın ameliyat için hastaneye yatıyor, hastanede kalıyor ya. Bir akşam arkadaşlar Bahar'ın asistan, nöbetçi olarak kalması gereken bir akşam Bahar'ın dışarıda iş çıkıyor. Evren de diyor ki, Bahar'ım ben kalırım diyor. Evren biliyorsunuz doktor civanım yani. Diyor ki ben kalırım diyor. Ondan sonra bu kayınvalide bunların arasında böyle görüyor. Evren'i de görüyor zaten. Direkt olayı şıp anlıyor arkadaşlar. Ve gidiyor Timur'u fiştikliyor. Diyor ki bak bunların arasında bir şey olabilir. Evren Bahar'a böyle bir süzülüyor yani. Bahar da farkında değil olayların falan filan. Genç farkında gibi de gösterebilir Timur'u. İzleyeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Timur'u böyle fiştikliyor. Timur da o gazla gidiyor ameliyathanenin oraya ve Evren'e diyor ki karımdan uzak dur. Evren boş durur mu? Zaten renginde bunu yakaladı. Diyor ki merak etme. Bu arada şey de oluyor arkadaşlar. Şimdi Evren şimdi bunları yakaladı ya yürüyüş için işte Bahar'ın oraya geliyor. O sırada kayınvalide geliyor. Evren Bahar'a söylemiyor. Şimdi kadın diyor ki Timur'a ben diyor dün diyor sabahın köründe diyor Bahar'ın yürüyüş yaptığı yere gelmiş spor yapıyor diyor. Hastanede Bahar'ın yerine nöbetçi kalmayı kabul ediyor falan diyor. Teklif ediyor diyor. Sürekli diyor böyle bir sohbet muhabbet aralarında diyor. Timur'a bunları söylüyor. Timur da diyor ki işte yürüyüş. Ne diyor arkadaşlar işte yürüyüştesin, oradasın, buradasın. Hayırdır yani diyor. Sen benim karımdan ne istiyorsun diyor. Timur hocamız, Timur cerrahımız, cerrahımız. Böyle birden bir kocalık yapacağı, karısını bari kıskanacağı tutuyor. Çok daha kıskanacağı yerler gelecek bu arada arkadaşlar. Her neyse Evren de diyor ki benim diyor Bahar'la olan dostluğumun tek muhabbeti diyor sen diyor rengin hoca diyor değil diyor yani diyor ki ben sizi yakaladım sen karını aldatıyorsun sen neyin hesabını soruyorsun diyor doktor civanım. Ve Evren Hoca arkadaşlar böyle postayı koyuyor Timur'a, Timur da çıldırıyor deliriyor orada bir aralarında gerginlik oluyor. Şimdi gelelim bir diğer olay arkadaşlar. Hani demiştim size işte Bahar'ın kızı bu Umay'ın işte resim olmak, hocası olmak istiyor falan işte Timur bunun boyalarını yakalıyor. Cercürt birbirlerine giriyorlar falan pişman. Şimdi Bahar diyor ki ben diyor kızımın diyor kursunun parasını da veririm diyor. Kızım da diyor ressamlık şeyine kursun okuluna gidecek diyor falan filan bankaya gidiyor kredi çekmeye arkadaşlar. Bahar üzerine kredi çekmeye gidiyor ya kızının kursu için. Üzerine olan evi bankada bu şekilde öğreniyor. Ve şok oluyor o evin onun üzerine kaldığını öğrendikten sonra ama kimseye hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar. Ve bunu böyle arkadaşlar içine atıyor şöyle bir kenara atıyor işte sonra... Sonrasında bu Parla'nın işte hastaneye geliyor. Parla'nın şeyini öğreniyor. Renginin kızı olduğunu öğreniyor. Tüm bu olaylar olduğu sırada arkadaşlar bu asistan var ya hani arkadaşlar baş asistan. Timur'un oğlunun, Bahar'ın oğlunun şeyi sevgilisi. Bahar'ın oğluyla o kızın da sevgili olduğunu öğreniyor. Yani Bahar böyle psikolojik anlamda çökeceği bir döneme giriyor arkadaşlar. Bu tek tek bir sürü onu böyle tilt edecek, kılacak şeyleri teker teker öğrenmeye başlıyor. Bu kızın oğlunun sevgilisi olduğunu öğrenince hani ne kayınvaliden yüzüm güldü, gelinden de yüzüm gülmeyecek galiba diyor. Böyle bir buhrana düşüyor, bir üzülüyor. Bunun hayalini falan kuruyor. Çünkü bu asistan sürekli Bahar'ı azarlıyor, ediyor ya, eziyor ya bir yerde onu. Halbuki o çocuğu kıskandığı için ama bilse ki o Bahar'ın oğlu hiçbir şeyden kızına haberi yok. Böyle şey oluyor, böyle tuhaf tuhaf hayalleri düşüyor. Kötü bir sürece giriyor. Bir taraftan da arkadaşlar Evren Timur'u tehdit ederken Rengin'e de aynı şekilde davranışlarda sergiliyor. Ve Rengin'le Evren'in bir hatta olayı oluyor. O da şu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi Evren Hoca bunları öğrendikten sonra Rengin'e de daha böyle Timur'a davrandığı gibi böyle şey davranacak. Tuhaf davranmaya başlayacak ve restleşecekler. Evren sürekli alttan alta böyle ufak ufak tehdit etmeye başlayacak. Rengin de diyecek ki git tehdit edip duracağına git Bahar'a söyle diyecek. Ama Evren arkadaşlar Bahar'a söylemeyecek. Neden söylemeyecek? Yani senin ekmeğine yağ sürmeyeceğim ben. Hani sen Bahar'ı öğrensin istiyorsun. Olaylar patlasın ve işte Timur ailesini sürün. Bakın Evren'in Bahar'a aşık olmasına rağmen hala Bahar'ı düşünüyor arkadaşlar. O üzülmesin. Hani çok zor bir süreçten geçiyor. Asistanlık döneminde eziliyor. İşte sağlık problemleri var. Hani üzülmesin diye hala Bahar'ı düşünüyor. Ve Rengin'in de ekmeğine yağ sürmek istemiyor. Diyor ki söylemeyeceğim. Senin ekmeğine yağ sürmeyeceğim. İstiyorsan git kendin söyle.
tarzında bir olay aralarında kopuyor. Ve arkadaşlar Bahar bu önümüzdeki 7. bölümden itibaren hastanede birçok hastayla böyle çok iyi şeyleri oluyor. Sürekli hastalara yardım ediyor, onları kurtarıyor, ediyor. Yani böyle doktorluğa iyice alışıyor ve sürekli başarılar, üst üste başarılar elde etmeye başlayacak. 7. bölümden itibaren sürekli yükselişe geçecek. Bu aşamada arkadaşlar bir reklam çekimi olacak. Reklam çekiminde normal şartlarda Timur Hoca oynayacak. Ama Timur'un bu donuk omuz sendromu, bu ameliyatta fark edecek ve donuk omuz sendromu yaşayacak, biliyorsunuz ki. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim. Ve bu rahatsızlığından dolayı o reklam filminde Timur değil Evren oynayacak. Ve Evren'in o reklam filminde oynamasıyla birlikte Timur hani şey gibi hem Bahar'dan kıskanacak Evren'i bir taraftan, hem de işten dolayı arkadaşlar böyle kıskanacağı, daha da fesatlanacağı, Evren'in daha da kıl olacağı bir sürece gidecek. Şimdi bir hastayla olayını da anlatayım arkadaşlar. Hastalardan biri böyle bir buhrana gidecek, çatı katı var ya bu hastanenin, çatı katı çıkacak, intihar etmeye kalkacak. Yani oradan atacağını kendine söyleyecek. Ama bizim Bahar'ımız boş durur mu? Olay nerede? Bahar orada, biliyorsunuz ki. Bahar da tabii ki de bu hastayı, bu intihardan vazgeçirmek için fırlayacak terasa. Bahar fırlayınca tabii ki de Timur'la Evren ard arda topuklaya topuklaya Bahar'ın peşinden tırmanacak. Ve bu çatı katında hastayı ikna etmeye çalışırken tam o sırada hastayı tutacak. Hasta kendini aşağı atacak. Hasta kendini aşağı atınca arkadaşlar Bahar da oradan düşecek ama aşağıya tabii ki de bu intihar olaylarında hani aşağı sererler ya bir şey, işte file sererler, balon sererler, böyle şişme büyük balonlar falan, hani atlasa bile ölmeyeceği şekilde bir şey serilecek. Bahar da hasta da onun üzerine düşecek zaten. Tabii hiçbirinde bir şey olmayacak. Ama aşağıda bunlar hani onlar düşüyor ya, koşa koşa Timur'la Evren aşağı koşacak. İkisi birden Bahar'a sarılmaya çalışacak. Önce Timur atlayacak üzerine, sonra Evren. İkisi birden panikleyecek ve bu olayla birlikte şimdi Timur tek başına, zaten Timur Bahar'ın peşinden koştuğu için dedikodu yayılmıştı ya arkadaşlar. Bu olayla birlikte Evren de deli gibi Bahar'a da her bölüm daha da yükseliyor, da yükseliyor gibi, biliyoruz ki. Ve Evren de Bahar'a aşık diye hastanede dedikodular yayılmaya başlayacak ve bu dedikodularla birlikte Timur artık iyice kafayı kıracak diyebilirim. Ve arkadaşlar bu arada bu şey gibi anlattım ya, böyle bütün bölümleri izleyince birazcık roman gibi anlatılıyormuş. Onu görmüş oldum yani, böyle sürekli böyle bir sürü bir şeyler adam akıllı sohbet edemedik aralarda. Neyse şu sonu da söyleyeyim, ondan sonra birazcık sohbet edip yavaş yavaş videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şimdi sonu nasıl olacak arkadaşlar? Sonu diyorum yani, bu arada dizinin sonu değil bu, 7 ile 8'in hani sonlarına doğru artık bu olay yavaş yavaş. Hani 8'in sonu, 9'un başı diyebilirim. Ya şimdi ben böyle şu bölüm diyemiyorum çünkü şimdi uyarlamayla farklı zamanlama ilerleyebilir. Konuyu farklı yerlere uzatıp farklı yerlere toparlayabilirler. O yüzden direkt şu diyemiyorum. Sadece şunu da söylemek istiyorum. Videoyu öyle sonlandıracağım. Bombayı patlatacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu adam renginin kocası değil şey çıktı. Kardeşimle bir şey çıktı. Her neyse. Şimdi renginin kızı Parla, biliyorsunuz ki Timur'un. Bizim hayırsız Timur'umuz bunu biliyormuş. Yani o kızın kendinin olduğunu biliyor arkadaşlar. Parla da biliyor. Şimdi rengin diyecek ki Umay senin kızınsa Parla da senin kızın. Parla'nın psikolojisi çok bozuk, durumu çok kötü. Parla'nın bazı rahatsızlıkları çıkacak. Bu yurt dışına hani bir okula gidecekti ya, resim okulu bir şeyine. Ona gidemeyecek arkadaşlar. Hani Timur hediye olarak Parla'ya almış. Hani aslında bir nevi sus payıydı. O okula da gidemeyecek ve Parla'nın psikolojisi çok bozulacak. Ve rengin Timur'a diyecek ki Parla'yı al yemeğe çık. Azıcık da Parla'ya babalık yap diyecek arkadaşlar rengin. Şimdi bunlar dışarıdayken Parla biliyorsunuz ki hani Umay'ın da Bahar'ın da hani Timur'a kötülük yapmak istiyor. Ve Timur ve rengin yediği haltları bütün herkes öğrensin istiyor. Arkadaşlar Parla bu yemeğe Umay'ı çağıracak. Parla ile Timur yemekteyken Umay gelecek ve ne oluyor diyecek ve Parla her şeyi söylüyor arkadaşlar. Olaylar patlıyor ve Umay delirecek, delirecek, delirecek. Yani bütün gerçekleri Parla sayesinde o yemekte öğrenmiş olacak. Bunun sonrasında bu arada şunu da söylemiş olayım, öyle kapatayım video. Bu biraz daha ileriki bölümlerde olacak bir şey ama herkes her şeyi öğrenecek arkadaşlar ve en son Bahar öğrenecek. Bu arada Parla bu olayı öğrendikten sonra Bahar'a söylemeyecek. Neden? Annesini düşündüğü için, annesi üzülmesin diye. Yani o kadar bilmiyorum ya. Çok şey bir dizi. Ya bu olaylar tabii ki. Şimdi ben bunları Doktor Çağ'da bu kadar çok fazlasını izledim ama şunu söyleyebilirim.
Demet Evgar'ın oyunculuğuyla, Mehmet Yılmaz Akın oyunculuğuyla bu sahnelerin çok ama çok daha iyi çekileceğini düşünüyorum ve sabırsızlanıyorum. Şu anda tek dileğim inşallah 16 bölümü bitirmezler ama bayağı hızlı ilerliyor bu arada bizim televizyonda da. Yani bir nevi aynı ilerliyor gibi de değil de. Şimdi normalde orijinalinde o hastane önünde bu şekilde değil mesela yakalanması falan. Ya da şey söyleyeyim size, bu Bahar'ın istifası olmuştu işte, sonra işte o hoca geri getirdi falan, hani ben Doktor Çağ'da o şekilde bir şey, o şekilde izlemedim yani, öyle söyleyeyim, hani istifa ediyorum olayını görmedim, öyle söyleyeyim. O yüzden böyle ufak ufak farklılıklar olacak ama bence Bahar, yani Demet Evgar'ın, Mehmet Yılmaz Akın ve Buğra Gülsoy oyunculuğuyla çok daha iyi şekilde izleyeceğimi düşünüyorum canlarım bağlarım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Önümüzdeki bölüm, bir sonraki bölüm bu şekilde ilerleyecek. Sonrasında da yine zaten size video çekeceğim. Sonuna kadar bütün olayları anlattım. Video çekecektim ama video hem çok uzun olur hem çok sıkıcı ve boğucu olur. Yani şey olur yani, hani gerek yok, öyle söyleyeyim. Bunu bölmek zaten daha mantıklı buldum. Diğer dizilere geleyim. Ya Yalı Şapkın'ın fragmanı nasıldı ama arkadaşlar? Öldüm ya, bayıldım ya, öldüm gülmekten. Şeyin bayılması işte, neydi, Kazım Ağa'nın bayılması çok komikti. Resmen hattıcı istemeye gidiyorlar. Bu hafta Yalı Şapkan'ın Cuma günü gelmesinin için sabırsızlanıyorum resmen. Yargı da iyice arka sokaklara döndü ama Allah'tan kız ölmedi. Ama yani Kadınlar Günü haftasında da tecavüz olayını işlemezsin ya. Yani ay sinir oluyorum vallahi, yargıya birazcık sinir oluyorum. Yani Eren Komiser'i birazcık sanırım Sema Hanımcığımız yükseltmek istedi. Şimdi biliyorsunuz Eren intikam olacak, kızın intikamını olacak. Bir de baba işte yok et onları dedi, biliyorsunuz ki kız. Allah'tan ölmedi yani, bir de ölümünü öldü gibi gösterdiler. Sonra yaşattılar, dirilttiler. Sinir oluyorum. Neyse, Allah'tan ölmedi yani, onun ölmesi bence çok kötü olurdu. Bilmiyorum nasıl olacak yargı. Bu hafta bir yerden de izlesin var. Arka sokaklara sardı diyordum ama bu haftaki bölüm iyiye benziyor. Onun harici bir taş kağıt makası bakayım diyorum arkadaşlar. O nasıl, onu merak ediyorum. Yani odadan fazla hoşlanmadım. Hani bir hoşlandım gibi de, bir hoşlanmadım gibi de. Bilmiyorum. Ya sarmıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu anda yeni çıkan diziler bir şekilde sarmıyor. Bir yerde kopuyorum. Bahar'dan başka hiçbir şey izlesim gelmiyor. Bir de Yalı Çapkın'ın artık izlesim var. Düzelttiler çünkü sonunda Seralist'in başında taş mı düştü, kaya mı düştü, reytingler mi düştü bilemiyorum ama çok güzeldi. Fragmana da bayıldım. Bu hafta Cuma'yı iple çekiyorum. Bu şekilde yani canlarım. Gündemimiz bu şekilde. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. İnşallah bugüne yetiştiririm. Bakın bugün günlerden ne? Ne bugün günlerden, günleri unuttum. Ha, bugün günlerden Perşembe arkadaşlar. İnşallah Perşembe, bugün birkaç saat içerisinde video editleyeceğim. Yetiştirebilirsem bugün paylaşacağım. Olmadı yarın paylaşırım. Cumartesi de zaten Yalı Şapkan'ı paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.